Biz son birkaç hafta boyunca Rut kitabı çalışıyoruz beraber. Kaçırdıysanız bazılar önceki bölümler internetten dinleyebilirsiniz. İnternet web sayfamızda var zaten. Ama kısa bir özet paylaşayım geçen haftalardan. O zaman biz Rut kitabında okuyoruz. Ve bu çok eski bir dizi serisi gibi oluyor. Mesih'ten 1000 sene önce yaşanmış gerçek bir olay anlatıyor. O zaman 3000 önce İsrail topraklarında yaşanmış gerçek bir hikaye oluyor. Birinci bölümünde çok zengin, varlıklı bir ailenin düşüşünü gördük. Elimelek diye bir adam vardı ve halkın itaatsizliğinden dolayı Tanrı onları cezalandırıyor, onlara bir kıtlık gönderiyor, onlar itaat etsin, tövbe etsin diye. Ve bu adam Elimelek ismi Tanrım kraldır anlamına geliyor. Ama zor zamanlar olmaya başladığında Tanrım kraldır diyen adam ya aslında burada yaşamayayım ya başka daha iyi bir ülkeye göç edeyim ve toprağını, evini satıp da İsrail'den çıkıp ve Tanrı'nın nefret ettiği Moab toprağına göç etti ailesiyle, karısı ve iki oğla beraber. Ve orada 10 sene boyunca yaşamış. Ve ne yazık ki oradayken Elimelek öldü, iki oğul yabancı kızlarla evlendi ve onlar da öldüler. O zaman sonuç olarak bu zengin varlıklı aile yabancı kalıyorlar, uzak bir ülkede oturuyorlar ve 3 dul kadın olarak. 5 parasız kalıyor zaten, bütün parasını bitmiş ve sahipsiz oluyorlar. Yani onlar orada yabancı, mülteci olarak oturuyorlar. O zaman onun eşi Naomi diyor, her şeyimi kaybettim. Artık utanç içinde kendi halkıma, kendi toprağıma döneyim, orada ölürüm diyor. Depresyon içinde. Ama gelininden birisi, Rut adlı, seninle geleyim, senin tanrım benim tanrım olsun diyor. Ve böylece kendi toprağını, İsrail toprağını dönüyorlar. Ama yemek satın almak için yeterince para bile kalmıyor. O zaman Naomi, tamam bizim zengin bir akrabamız var, ona gidip ondan isteyelim diyor. Gelin Ruth ise, yok ben tarlalara gideyim, artık alanlar biraz toplamaya çalışayım ve böylece en azından biraz yemek sağlarım bize. O zaman Başak devşirmeye gidiyor ve bir rastlantı olarak, Tanrı tesadüfleri sever ya, rastlantı olarak onların zengin akrabaların Boaz'ın tarlasında kendini bulunuyor. Ve Boaz gerçekten çok iyi bir Tanrı adamı oluyor. Tanrı'yı çok seviyor, çok cömert davranıyor. Ve Ruth kaynanasına sadık kaldığı için onu bereketliyor. Onu bereketliyor. Ve Tanrı da ortaya giriyor ve Ruth çalıştıkça tarlada ve Boaz cömert oldukça Tanrı ortaya giriyor ve Ruth'un topladığı arpa sayısı çoğaltıyor daha üstü bir şekilde. O zaman şimdi bugün hikayemizde tamam onların karnıları tok. Açlıktan ölmeyecekler artık ama hala tam kurtulmamışlar. Çünkü onlar hala dul, sahipsiz ve onların soyu devam etmeyecek. Onların toprağı da başka birilere gitmiş, satılmış oldu. O zaman bu hafta hikaye devam ediyor. Neler olacak? Rab nasıl davranacak burada diye göreceğiz. Ve geçen hafta hatırlarsanız Naomi, ya işte ben burada oturayım, öleyim, bizim zengin akrabalarımızdan biraz isteyelim deyince Ruth inisiyatif alıyor. İlk adımı atan Ruth idi. Yok ben gidip çalışayım diyor. Bu hafta ise Naomi ilk adım atıyor. Depresyondan çıktı ve biraz geleceği hakkında düşünmeye başlıyor.
Şimdi Naomi de girişken oluyor. Ve biraz çöp çatanlık yapıyor. Hani soyumuzu sürdürmek istersek Ruth'u bir evlendirelim diye düşünmeye başlıyor. Ruth'a annelik yapmaya başlıyor. Ruth'a sahip çıkıyor. Ve bizim hikayemiz gittikçe hızlandırıyor. Birinci bölüm 10 sene bir zaman oldu. Geçen hafta bir 2 aylığına oldu. Bu hafta sadece bir gece oluyor ve gelecek hafta bir saat oluyor. O zaman tempo hızlandırıyor. Peki sonuçlar neler olacak? O zaman biz okuyalım 3. bölümden. Kaynanası Naomi bir gün Ruth'a, "Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğin bir yer aramam gerekmez mi?" dedi. "Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi?" "Bak şimdi, bu akşam Boaz harman yerinde arpa savuracak. Yıkan, kokular sürün, giyinin, harman yerine git. Ama adam yemeği içmeye bitirene dek orada olduğunu belli etme. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Neyi yapman gerektiğini o sana söyler. Ruth ona, söylediğin her şeyi yapacağım karşılığını verdi." Ve bu hikaye anlamak için bir gelenek anlamamız lazım. Bu akraba evliliği ya da akraba görevi anlamamız lazım. Ve bize biraz yabancı geliyor İstanbul'da oturanlar olarak. Ama o zamanlarda İsrail'de toprak o kadar önemli oldu ki, tamam sen çok zor durumlara düşersen toprağını belki başka birisine satabilirsin. Ama her zaman senin geri satın alma hakkın devam ediyor. Ve senin yakın akrabalardan birisinin biraz parası varsa o da ortaya girip de senin toprağını geri satın alması gerekiyor. Yani bu bir şart. Almalı, geri satın almalı bu toprağı. Çünkü bu toprak Rab her aileye farklı bir toprak verdi. O zaman kimliğin oradan geliyor. Kim olduğunu, nereden olduğunu ve yemeğin nereden geldiğini o topraktan geliyor. Hepsi bu toprak, Rabbin sana verdiği topraktan geliyor. O zaman Elimelek yabancı bir ülkeye taşınmak istediği için toprağı sattığında büyük bir rezalet yaptı Tanrı'ya karşı ve kendi halkına karşı. Ve şimdi bu kadınlar fakir. O toprağı geri satın alma gücü yok. O zaman düşünüyor, tamam Boaz bizim yakın akrabamız, zengin, o da gelsin bu toprak geri satın alsın. En azından bizim ailemizin içinde olsun diye düşünüyor. Ve ona bağlı bir şey de vardı. İsrail'de belki en kötü felaket, en büyük yaşanabildiği felaket bir ailenin yok olmasıydı. Yani onun soyunu devam etmemesiydi. O zaman düşünüyor, tamam Naomi 50 yaşlarında bulunuyor. Artık onun bebeği, çocuğu olamaz. O zaman Ruth'u, ki Ruth yani 30 yaşlarında olabilir, 25-30 yaşlarında oluyor. Tamam Ruth, Boaz ile bir evlendirebilirsek, o belki çocuğu yapar. Ve böylece bizim soyumuzu devam edecek. Ama bu da yani tamam olabilir, olmayabilir. Belli değil. Çünkü Ruth daha önce 10 sene boyunca yaşamış, evlenmiş ama çocuğu olmadı ortada. O zaman belki olacak, belki olmayacak ama o ikisi düşünüyor. Ve biz bunu biraz anlıyoruz değil mi? Çünkü belki Türkiye'nin doğulara giderseniz, köylere giderseniz ortada bir akraba evlilik, işte kuzen evlilik kavramı var değil mi? Yani toprağa bölünmesin, miras bölünmesin, yabancıya gitmesin diye öyle oluyor. Klima kapatalım mı? Biraz soğuk mudur? Tamam kapatalım. Birkaç kişi üşüyor sanki.
Yani işte bu toprağa yabancı mallar, yabancı gitmesin diye düşünüyorlar. Yani aile içinde kalsın. O zaman Naomi güzel bir plan tasarlamaya başlıyor. Ve Ruth'e anlatıyor. Ve şöyle diyor, yıkan, kokuları sürün, giyinip harman yerine git. Ve burada bir sembolizm var, bir mecaz anlamı var. Hani yıkanıyor ya, eski hayatından arındırıyor kendi kendini. Ondan sonra giyiniyor ve işte yeni hayatıyla başlayacak ve başka bir anlamı da var. Bir gelinin yaptığı şey bu, değil mi? Yani biz Funda'nın düğününe gittik ya, evlenmeden önce ne yaptı? İşte güzel bir düş yaptı, kuaför geldi, güzel saçlarını yaptı, ondan sonra gelinliğini giydirdi, güzel kokular sürdürdü. Yani Ruth kendini evliliğe hazırlanıyor gibi gözüküyor. Ama bu plan için Ruth'un bayağı bir cesaret lazım. Çünkü harman savurduğu yer erkeklerin yeri. Yani bütün bu erkekler parti yapıyor, ondan sonra olduğu yerde yatıyor. Bir sürü erkek var orada, kadınlar giremez orada. Biri Ruth'u oraya gittiğini görürse nasıl bir dedikodu çıkacak köyde, değil mi? Yani Ruth, herkes biraz şüpheleniyor. Ruth zaten yabancı, yani çok büyük Allah'a sahip değil herhalde diye düşünüyorlar. Çok erdemli değil diye düşünüyorlar bu kız. Ve ondan sonra o öyle gece yarısında öyle yerlere giderse halk, millet ne düşünür Ruth hakkında? Ve böyle bir dedikodu ortaya çıkarsa Ruth asla evlenemez, değil mi? Evlenemez. Namussuz bir kadın olarak bilinir de hiç kimse onunla evlenmek istemez. O zaman ya hep ya da hiç olacak bu gece, bu hikayede Ruth için. Birisi onu görürse her şey mahveder. Orada da erkeklerin yattığı, olduğu yer olduğu için Boaz iyi bir adam olarak davranmazsa aslında Boaz orada istediğini yapabilir Ruth'a. O zaman Ruth burada Boaz'ın kimliğine güveniyor. Ondan faydalanmayacağı, onu tecavüz etmeyeceğine inanıyor. Hani Boaz'ı tanıdığı için ona güveniyor ve tüm gücüyle oraya gidiyor cesaret içinde. Aynı zamanda o günlerde zaten elektrik yok, ışık yok. Gece yarısında oluyor ve herkes tabii ki zifiri karanlıktan korkuyor doğal olarak. O zaman Ruth'un oraya gitmesi, tek başında bir kadın olarak oraya gitmesi için bir cesaret de lazım. Belki yolda birisi ona saldırırsa hiçbir şey görünmeyecek. Hiçbir şey ona kurtaramaz o zaman. O zaman Ruth burada hem Boaz'a çok güveniyor, hem de Tanrı'ya çok güveniyor. Peki, onlara güvenmek doğru muydu, yanlış mıydı? Devam edelim. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı. Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığının dibinde uyumaya gitti. Ruth da gizlice yaklaştı. Onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. Gece yarısı adam ürktü. Yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı. Oysa kimsin sen diye sordu. Kadın ben kölen Ruth'um diye yanıtladı. Kölenle evlen çünkü sen yakın akrabamızsın dedi. Yani Boaz tüm servetini, tüm varlığını ziraattan, tarımdan kazandığı için onu korumak istiyor.
İşte bütün bu senenin parasını sanki burada büyük bir yığın içinde bulunuyor. Bu yüzden onun yanında yatmak istiyor. Kimse gece içinde gelip de ondan çalmasın diye. Ve bu sene gerçekten bolluk içinde geçti. Çok bereketli geçti onun için. Daha da zengin olmuş. Ve bu yüzden bizim yılbaşı da yaptığımız gibi onlar da yapıyorlar. İşte güzel bir parti yapıyor bütün öbür erkekler için. Güzel güzel yiyorlar, güzel güzel içiyorlar. Herhalde sarhoş olana kadar değil. Çünkü zaten ertesi gün olup bitenleri hatırlıyor hala. O zaman bizim için güzel bir örnek. İçebiliriz ama sarhoş olana kadar değil. Ve zaten orada birçok erkekler de yatıyor. Ve belki Naomi ve Ruth bu plan tasarladığında tamam onun keyfi yerine geldiği için daha da zengin olduğu için belki onu daha kolayca bu şeylere ikna edebiliriz diye kurcalıyorlar onların kafalarında. Ve Ruth gidiyor ve onun ayakları kapsayan battaniye biraz kaldırıyor. Ve bu çok anlamlı ve çok önemli bir şey. Yani o kültürde bir erkek, yani evli olmayan bir erkek ile bir kadının buluşması, yani sıra dışı bir olay. Yani Ruth gündüz içinde Boaz'ın evine giderse bayağı bir dedikodu çıkacak. Yani öyle bir şey olamaz. Geceleyin giderse daha da dedikodu çıkacak. Belki Boaz orada yatarken, uyurken onu dürtse Boaz nasıl uyanacağını bilmiyor. Yani belki çığlık atar diye bağıracak ve başka orada yatan başkalar uyanacak ondan dolayı. O zaman çok akıllı davranıyor. İşte kendinden uyansın, işte üşüsün de uyansın diye o battaniye biraz kaldırıyor. Ama mecaz anlamı da var. Belki bugünlerde biz İstanbul'da oturduğumuz için bu gelenek biraz tuhafımıza gelebilir. Ama Arap Hristiyanlar arasında evlendiğinde böyle bir gelenek hala, yani bugünlere kadar devam eden bir gelenek oluyor. Evlendiğinde geleneksel olarak kadını üzerine örtüyor. Bu ne demek? Bu artık benim otoritem. Yani ben senin için sağlayacağım. Benim zenginliğinden sana sağlayacağım, seni koruyacağım, seni kendi gücümle örteceğim. Sen benim aileme geleceksin ve biz böylece örtülmüş, beraber örtülmüş olacağız diye bir anlamına geliyor. Ve o günlerde aynı şey oluyor işte, benim gücümle seni koruyacağım anlamına geliyor. Ve bu çok ilginç. Ruth onun yanına yatmıyor. Onun üstüne yatmıyor. Ama işte onun ayaklarının dibinde yatıyor. İşte ben senin kölenim. Yani onun durumu ne olduğunu farkında oluyor Ruth. Ve ona gidip yakarıyor. Belki beni dinler. Belki benimle evlenmek ister. Yani bizim ailemiz yok olacak. Sen olmazsa, lütfen bizi kurtar, diyor Boaz'a. Ve Ruth'un merhameti daha da görüyoruz burada. Onun yüreği ne kadar hoş. Hani fark ettin mi? Burada sen yakın akrabamızsın, diyor. Yakın akrabam değil, yakın akrabamız. Yani Ruth sadece kendin için düşünmüyor. Boaz zaten ondan 20-30 yaş daha büyük oluyor. Belki Ruth birisi, yani yaşlı bir hayat sürecek ama kaynanasına iyi bir şekilde bakmak istediği için işte sen bizim yakın akrabamızsın diyor. Şimdi Boaz nasıl davranacak? Doğru ve iyi bir adam olduğu için durumdan rahatsız olup Ruth'u kovalayacak mı? Yoksa öfkelenecek mi Ruth'un yüzsüzlüğüne? Nasıl bir cesaret, nasıl böyle bir soru sorabilirsin ona?
bu kaba davranışına? Ondan faydalanıp çöpe atacak mı Ruth'u? Yoksa bu soru Boaz'ın hoşuna gidip de onunla evlenmek isteyecek mi? Evlenecekler mi? Aslında bu seçeneklerden hiçbiri olmuyor. Çünkü bir sorun var. Boaz, Rab seni kutsasın kızım dedi. Bu son iyiliğin ilkinden büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin. Ve şimdi korkma kızım, her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyorlar. Yakın akrabamız olduğum doğrudur ama benden daha yakın biri var. Geceyi burada geçir, sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne ala varsın yapsın. Ama o akrabalık görevini yapmak istemezse yaşayan Rabbe ant içerim ki bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat. Böylece Ruth sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Hani burada diyor bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor. Yani belki ilk başta çok şüphelendiler Ruth'tan. İşte yabancı bir ülkeden geliyor. Onlar orada yani zaten Moablılar işte yani çok şeyler yapıyorlardı. Hani çok ahlaksız davranıyorlardı orada. İşte bu gelin, bu kadın herhalde öyle olacak burada diye düşünüyor yabancı olduğu için. Ve işte biz de Batı'dan geldiğimiz için, İstanbul'dan geldiğimiz için belki herkes dizideki şeyler ya da filmdeki şeyler biz de yaşadığımızı düşünür ilk tanışmaya başladığında. Ama öyle diyorlar mı bize? Ya tabii ki bunlar iyi. Bunlar böyle şeyler yapmaz. Bunlar erdemli diyorlar mı bizim hakkımızda? Yani Ruth'un ahlakı sorgulayan hiç kimse yoktu. Bundan sonra işte biz temiz bir hayat sürdürmek istiyoruz burada. İşte bir şok oluyor burada. Boaz diyor seninle evlenmek istiyorum ama düğün olamayabilir. Çünkü başka biri var. Başka biri bu akraba görevi hakkı sahip oluyor. Benden. O zaman ona da saygı göstermek istiyor. Nasıl çözülecek? Gelecek hafta göreceğiz. Ama evet. İşte Ruth evlenecek ama kimiyle? Boaz ile başka birisiyle mi? Bakarız, bakarız işte. Önceden öğrenmek isterseniz okuyabilirsiniz zaten kursa kitapta. Aa, işte yani birkaç hafta sonra olacak. Tamam, bu bölümde bu okuduğumuz ayetlerde aslında çok ima, çok dokundurma kelimeler var. Çünkü harman yeri doğurganlık simgeliyor. Erkeklerin yeri zaten. Yatmak, biz biliyoruz yani birkaç anlamı da var. İşte beraber gece boyunca yatmışlar. Ve eski İsrailliler bazen erkeğin özel yerler ayak derlerdi. Ve tabii ki Boaz Ruth'u çok sevdiği için hemen onu eve gönderemez. Gece ya, işte burada kalması gerekiyor. Yani ben onu korumak istiyorum, onu sevdiğim için. Bu hikayeyi kaydeden, yazan kişi neden bu tahrik edici sözler yazıyor? İşte Boaz ile Ruth aşık oldular. Birbirlerini sevdiler ve ortalıktaki o gece boyunca enerjisini hayal edebilirsiniz belki. Ama
İşte kendilerini tutmak çok zordu. Temiz, kendilerini temiz tutmak çok zordu. Ama bütün bu arzularına karşı ahlakla davrandılar. Ahlaklı bir şekilde davrandılar. Beraber olmadılar. Çünkü bu ayakları dibinde yatsı olan kelimesi bir yaramazlık olmadı ortada anlamına geliyor. Yani öz denetimimiz onların gibi olsun. Bir sürü ayartmalara karşı onlar direnebildiler. Biz de aynı öz denetime sahip olmaya çalışalım. Rabbe yakın olalım ve doğru olanı yapmaya çalışalım. Günah düşmeyelim arkadaşlar. Tamam, şimdi hikaye biraz devam ediyor, sonra bitiyor. Ortalık insanların birbirlerini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, Harman yerine kadın geldiğini bilinmemeli demişti. Boaz Rut'a, sırtındaki şalı çıkar aç dedi. Rut şalı açınca Boaz içine 6 ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü. Rut geri dönünce kaynanası nasıl geçti kızım diye sordu. Rut Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı. Sonra ekledi. Kaynana eli boş dönme diyerek bana bu 6 ölçek arpayı da verdi. Naomi kızım, bu işin ne olacağı öğreninceye kadar evde kal dedi. Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek. Boaz burada çok akıllı davranıyor. Zaten alacakaranlık da oluyor ya, güneş doğuyor ya. Ruth o harman yerinde gidiyor. Belki birisi onu gözeder, onu görür. O zaman Boaz ona bir arpa, bir un veriyor ki birisi onu görürse, ya işte kaynanam için acilen un almaya gittim diyebilir. Diyebilir, onun bahanesi olabilir. Ve bu çok önemli çünkü böylece Boaz hem kendin hem de Rut'un itibarını, namusunu koruyor. Çok akıllı ve çok cömert bir şekilde davranıyor bizim Tanrı adam. Ve Tanrı adam olduğu için sözüne sadık kalıyor. İşte Naomi hem de Rut ona öylece güveniyor. İşte biz, ben çok suçluyum bu konularda biliyorum. İşte biz ne kadar evet yaparım deriz de yapmıyoruz. İşte evet ben dua ederim senin için de dua etmiyoruz. Hani biz de onun gibi sözlerimize sadık olalım, davranalım. İşte öbür adamın cevabı ne olacağı? Evet, birkaç hafta sonra göreceğiz. Ama Ruth'un hikayesi tek bir cümleyle özetlemek istersek, bu hani son 3 hafta boyunca öğrendiğimiz, işte bir ailenin çok sorunu vardı ve Rab bu sorunları tek tek çözüyor diye gördük. İşte bazen tesadüfen, bazen o karakterlerin yaptığıyla, çalışmalarıyla. Yani birçok şey Tanrı hallediyor burada. Hani o aile bütünleşiyor, iyileştiriyor. İşte başlangıçta kıtlık vardı. Kıtlık şimdi bitti. Bol arpa var. Tanrı, yani birinci bölümde Naomi, Rab beni bu felakete uğrattı. Beni eli boş bıraktı diyor. Ama şimdi işte en azından elleri un ile dolu oluyor. En azından yemeği var. İşte Ruth yabancı olduğu halde Tanrı'nın ailesine davet oldu. Katıldı. Girdi ailesine. Ama tam girmedi henüz. Naomi'nin depresyonu, çaresizliğini gitti şimdi. Ne yapacağı ilk adım atmaya hazır oluyor. Ama hala birkaç çözülmemiş sorun var. Boaz sözünü tutar mı? Düğün olacak mı Boaz ile ya da öbür adam ile? Naomi'nin suyu hala yok ortada. Yani bu aile ölecek, bitecek.
Peki Rab bir çözüm sağlayabilir mi bunlara? Ve burada Tanrı'nın sorumluluğu, Tanrı'nın kudreti ile bizim sorumluluğumuzun arasındaki çalıştıklarını görebiliriz. Hani son bir iki hafta boyunca bir sürü tesadüf, rastlantı, yani Tanrı tarafından tasarlandığı rastlantı, tesadüfler olduğunu gördük. Yani işte Ruth Boaz ile nasıl karşılaştı, kıtlık Tanrı tarafından nasıl bitirildi filan gördük. Ama bu hafta Tanrı pek fazla görmedik sahnede, ortada. Yani bu hafta Boaz'ın ve Ruth'un cesaretiyle ilgili oldu. Ve bu çok ilginç bir şey çünkü önceki haftalara, önceki bölümlere baktığımızda bir sürü kişinin ettiği dualar görüyoruz. Ve bu bölümde onların yani kendi çabalarından cevap aldığını da görüyoruz. Yani Naomi birinci bölümde Ruth için dua ediyor işte Rab sana bir koca versin diye dua ediyor. Mutlu olsun, çocukları olsun. Ve bu bölüm, bu hafta şimdi Naomi bu çözüm sağlamaya başlıyor. Yani kendi duana bir cevap vermeye başlıyor. Ruth ve Naomi açken Ruth gidip çok zor çalıştı onların karnını doyurmak için. Boaz geçen hafta şöyle dua etti. Kanatları altına, yani Ruth için, kanatları altına sığınmak için kendi geldiğin İsrail'in Tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin diyor. Yani onun kanatları altında sığınacak bir yer sağlasın diye dua ediyor. Ve Boaz bu hafta Ruth'u bir yer sağlıyor. Battaniye altında. Battaniyesiyle onun örtüyor. Boaz kendi kanatlarıyla Ruth'u örtecek gösteriyor. Neden? Çünkü Ruth cesur bir şekilde ona yaklaştı, imanla ona yaklaştığı için. O zaman bizim durumumuz ne olursa olsun, Rab'be dua etmeye, yalvarmaya devam edelim. Aynı zamanda çaba göstermeye devam edelim. Çünkü belki kendi dualarımızın cevabı oradan kaynaklayabilir. Ve burada da sözlerimiz ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar bir güce taşıdığını, sahip olduğunu görebiliriz. Çünkü onunla bir şey diyorlar ve birkaç bölüm sonra öyle oluyor. O zaman sözlerimiz hep merhametiyle, bereketiyle dolu olsunlar, nefretiyle olmasınlar. Ve sonuç olarak İsa'ya bakmamız lazım. Her zaman kutsal kitap ve özellikle eski antlaşmaya baktığımızda bütün bu şeyler İsa'ya işaret ettiğini görüyoruz. Ve geçen hafta Boaz nasıl zengin, cömert, eli açık, iyilik seven biri olarak İsa Mesih simgelediğini gördük. Ve Ruth işte uzak bir yabancı, her şeyi kaybetmiş bir mülteci olarak İnsanlık bizim durumumuzu simgelediğini de gördük. Ve Ruth işte Boaz'ın tarlasına gitti. İşte orada dilenmek için, orada başak devşirmek için ve Boaz ona çok cömert bir şekilde karşıladı. Onun yemeğe davet etti, onu onurlandırdı. Ve işte bu Tanrı ile bizim aramızda ilişki oldu. İşte Tanrı İsa Mesih olarak dünyaya geldi. Biz onun tarlasına gidemediğimiz halde o bize geldi ve bize cömert bir şekilde bereketledi ve bizi onurlandırdı ve bizi onun yanına davet etti ve dedi ki biz yani benim tarlamda kal, benim yiyeceğimi yi. Nasıl dediğini gördük. Ve bu hafta bu hikaye böylece devam ediyor. Ve çok önemli konular var. Birincisi, Ruth'un yaptığı, yani yıkadı, kendini yıkadı Boaz'ın yanına gitmeden. Biz kendimizi günahtan yıkamadık.
Biz kendimizi aklayamadık. Ama Tanrı bize gelip bizi onun doğru, kendi doğruluğuyla bizi yıkadı. Bizi tamamen aklandı. Bizi temiz kıldı ki biz onun varlığına, onun huzuruna girebildiğimiz için. Bize bir yol açtı. Bizi temizledi. Arındırdı bütün günahlarımızdan. Ondan sonra Ruth kendini giydirdi. Güzel oldu Boaz'ın yanına gitmek için. İşte bizim o kendi eski olan, kirli olan giysilerini çıkarıp yeni bir giysi ile giydirdi kendini. Ve Boaz'a gitti. Beni örtün dedi. Biz de aynı şekilde eski hayatımızı çıkardık ve Mesih'in doğruluğuyla giyindik. Biz Mesih'in yanına gittik de bizi örtün dedik. Bizi ört, bizi ört. Biz sana ait olmak istiyoruz. Senin ailenin içine girmek istiyoruz dedik. Ve o da bizi örttü. Biz onun otoritesinin altına girdik ve o bizi bereketledi. O bize sağlayacak dedi. O bizi koruyacak dedi. O bizim için çalışacağı, bizim iyiliğimiz için çalışacağı dedi. Bizi örttü kendi doğruluğuyla. Ve cesaret ve iman ne kadar önemli olduğunu da gördük. Hani Ruth çok cesurca davrandı. Boaz'a güvendiği için ona yaklaştı. Bana kötülük yapmaz, benden utanmaz diye ona yaklaştı. Benden rahatsızlık duymaz diye ona yaklaştı. Yani bütün hayatıyla Boaz'a güvendiği için onun yanına gidebildi. Ve biz de öylece İsa Mesih'e yaklaşabiliriz. Doğal olarak Tanrı nasıl biri olduğunu, hani öfkeli biri mi, merhametli biri mi bilmezdik. Ama İsa Mesih'te Tanrı görüyoruz. Görünmez olan Tanrı'nın görüntüsü oluyor. Yani Tanrı'nın bütün Tanrılığıyla dolu oldu. Ve biz bunu görüyoruz İncil'de. İsa Mesih nasıl biri? Ve oradan öğreniyoruz. Ona güvenebilir miyiz? Ona yaklaşabilir miyiz? Yaklaşırsak bizden utanır mı? Bizi kabul etmez mi? Yok, hayır. İncil'e göre İsa Mesih'e yaklaşırsak, yaklaşmak istersek bizi mutlaka kabul eder. Diyor, ona iman eden asla utanmaz, asla yüzüstü bırakmayacak bizi, diyor. Yani biz onun ailesine katılıyoruz. Ali abinin peygamberlik sözüyle paylaştığı gibi, işte yani biz yaprak olarak onun ağacına dahil oluyoruz. Ki biz yeşil olalım, büyüyelim, solmayalım ama onun ağacına, onun ailesine katılmış oluyoruz. Biz Ruth gibi sahipsizdik. İsrail yani Tanrı'nın ailesinden uzaktaydık, uzak bir ülkede yaşıyorduk. Kimse bizi korumadı, kimse bizimle ilgilenmezdi. Ama hamdolsun biz onun huzuruna girebildik. İsa Mesih'e geldiğimizde, beni örtün dediğimizde o bize sahip çıktı. Bize bakacaktır. Ve artık biz demin söylediğimiz gibi biz de ilahilerle seninim ben, seninim ben, hamdolsun diye söyleyebiliriz. Çünkü onun kendi evine götürür, bize sağlar, bize korur her zaman. Ve burada da İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili başka bir şey görüyoruz. Bu da dinlenmemek. Dinlenmemek. Yani Boaz bu işi halledene kadar dinlenmeyecek diyor Naomi. Çünkü Boaz nasıl biri olduğunu biliyordu. Ve Mesih dedi, seni o kadar sevdim ki bu dünya geldim. 3 sene boyunca çabaladı, kendini gösterdi, tanıttı. Ve iş bitene kadar çarmıhta dinlenmedi. Ve artık cennette, Tanrı'nın, ya göklerde, Tanrı'nın yanında oturuyor. Bize bakıyor, bize sağlıyor, bizi bereketliyor, bizi koruyor. O da dinlenmez. Her zaman bize bakıyor. Her zaman
bizi korumak, bizi bereketlemek istiyor. O zaman bugün, belki ilk defa geliyorsunuz, belki ilk defa bunu duyuyorsunuz. Siz olduğunuz gibi Mesih'in yanına gidip de beni kendi doğruluğuyla örtün diyebilirsiniz. Ben uzaktaydım senden ama artık senin ailenin bir parçasını olmak istiyorum. Artık senin ailene katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Belki daha önce İsa'ya yaklaştık. Onun ailesine dahil olduk. Ama hala bu hikayede olduğu gibi hala çözülmemiş sorunlar var bizim hayatlarımızda. Belki gelecek yemeğin nereden geleceği bilmiyoruz. Belki paramız yetmiyor. Belki sağlık sorunlarımız var. Belki işte Ruth gibi, Naomi gibi soyuna devam etmek istiyorsunuz da çocuk yok ortada. Belki çocuklarınızla bir sorun var. Biz Mesih'e gelebiliriz ve ondan isteyebiliriz şimdi. Çünkü o bizi örttü kendi doğruluğuyla. O bizi kendi ailene kabul, ailesine kabul etti, aldı. Ve bu sorunlar halledene kadar dinlenmeyecek diyor. Çünkü o kim olduğunu biliyoruz. Dua edelim şimdi. Hamdolsun ya Rab. Bu hikaye 3000 sene önce yaşadığı halde yine de bugün geçerli oluyor. Ve hamdolsun bu hikayede sen kim olduğunu daha net bir şekilde bize anlatmak istedin. Hamdolsun biz Ruth gibi sana yaklaşabiliriz. Beni ört, beni kabul et. Bana sahip çık diyebiliriz. Beni koru, bana sağla diye bugün de senin önüne gelebiliriz. Senin yanına girebiliriz. Lütfen ya Rab cesaretimizi artır. Biz Ruth gibi cesaretli olmak istiyoruz. Ruth gibi merhametli olmak istiyoruz ya Rab. Ve şimdi senin önüne gelip senden istemek istiyoruz. Biliyoruz ki bizim hayatlarımızda sorunlar var. O zaman lütfen Rab bu sorunları çöz diye dua ediyorum. Aynen bu hikayede bir sürü sorunlar çözdüğünü ve çözeceğine ve çözeceğin gibi bizim hayatlarımızdaki sorunlar lütfen çöz ya Rab. Hamdolsun geçmişteki sorunlar ne zaman bizim hayatlarımıza girip de o eskiden olan sorunlar çözdüğü için biz sana hamd etmek istiyoruz. Senin iyiliğini asla unutmak istemiyoruz. Ama biz şimdi bugün senin önüne gelmek istiyoruz. Ve lütfen ya Rab bu sorun çöz. Ben tek başına çözemem diyoruz. Ama sen ya Rab zengin, her şeye sahip oluyorsun ya Rab. Her şifaya, her zenginliğe, her ilişkisel sorunun üstünde olduğun için sen her şey çözebilecek güçte olduğunu biliyoruz ya Rab. Ve biz bugün bir daha sana iman etmek istiyoruz. Cesur bir şekilde senin yanına gitmek istiyoruz. Çünkü sen kim olduğunu biliyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.